Amerika Türk'ten iyi akşamlar. Stüdyo Londra'ya hoş geldiniz. Değerli izleyenler, ben Eda Özdemir. Küresel piyasalarla ilişkin başlıklarımız olacak. Bugün konuğumuzla da değerlendiriyor olacağız. Az sonra Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demirleyiz. Muhammed Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Euro bölgesiyle başlayalım isterseniz. Yüksek enflasyonu hem Amerika'da hem Avrupa'da takip ediyoruz. Tarihin de en yüksek enflasyon verisi geldi. Siz nasıl incelersiniz ve nasıl alt başlıklarında analiz edersiniz durumu? Şimdi Avrupa tarafında enflasyonun yukarıya tırmandığı belliydi ama gelen enflasyon oranı %8.1 beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Baktığınızda aslında enerji ve yemek, yiyecek, içecek harici diğer enflasyon daha düşük ama yine de %8.1 enflasyon. Herkes bir şekilde yedi içtiği için, bir şekilde arabaya bindiği için, toplu taşıma kullandığı için herkesi etkiliyor Avrupa'daki. Şimdi tabii bu enflasyonun etkileri neler olacak? Tabii ki faiz artırımına dair beklentileri çok ciddi etkileyecek. Faiz artırımına dair beklentilerde genelde piyasa biraz daha Avrupa Merkez Bankası'nın kullandığı dili, yönlendirmeyi takip etmeye çalışıyor. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi Avrupa Merkez Bankası hali hazırda geç kalmış durumda faiz artırımlarında. Dolayısıyla beklenenden biraz daha sert ve hızlı bir şekilde faiz artırımlarına devam etmesi gerekiyor ki bir şekilde enflasyonun önüne geçebilsin. Yoksa biraz daha geç kalırsa bu enflasyonu çok önüne alamayacak gibi duruyor. Önümüzdeki aylarda dünyadaki konjonktürde herhangi bir değişiklik olmazsa nedir? Mesela tedarik zincirindeki sıkıntılarda herhangi bir değişiklik olmazsa ki Çin ve Hong Kong tarafında yine her ne kadar bazı rahatlamalar olsa da Covid'den dolayı kapanmaların devam ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna gerilimi var biliyorsunuz. Orada devam eden savaşta emtia fiyatlarına özellikle enerji piyasası ve nadir elementler dediğimiz piyasaya çok olumsuz etkide bulundu. Fiyatları çok yukarıya getirdi. Dolayısıyla enflasyonun kısa sürede, kısa vadede aşağı yönlü gitmesi gibi bir durum olmaz. Ama enflasyonun önünü nasıl kesebiliriz, biraz frenleyebiliriz? Son işte 2008'den bu yana devam eden, 14 yıldır devam eden bir gevşek para politikası vardı. Özellikle pandemi boyunca çok daha gevşek hale geldi. Diğer batı ekonomilerine göre baktığınızda Avrupa'nın bir de negatif faiz oranı vardı biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın politikası vardı. Dolayısıyla en çok Avrupa bundan nasiplendi diyelim, gevşek para politikasından. Ama bu enflasyon oranıyla da bu faiz oranı birlikte gitmiyor. Reel getiriler çok negatifti. %8,5'a denk gelir değil mi? En son gelen enflasyonla birlikte baktığınızda. Tabii ki hani bizim ülkemize göre küçük rakamlar gibi dursa da Batı için büyük rakamlar. Çünkü 40 yıldır görmediğimiz enflasyon rakamları bunlar. Bir de enflasyon çok hani böyle salgın hastalık gibi bir an önce önüne geçmezseniz sonradan önüne geçmeniz çok çok daha zor olur. Yani başta diyelim ki onluk bir efor sarf ederek önüne geçebilecekken zamanında tedbirinizi almazsınız. Yüzlük efor sarf etseniz bile o onluktan daha az etki gösterir. Dolayısıyla bir an önce Merkez Bankası'nın harekete geçmesini tetikleyeceğini düşünüyoruz bu en son gelen enflasyon verisiyle. Batı ile bir kıyasa işaret ettiniz. Fed özelinde ECB'yi kıyasladığımızda şu anki politikaları nasıl incelemek lazım? Fed ECB'den çok çok daha ileride gidiyor biliyorsunuz. En azından orada 10 yıllık getiriler bir %3'e dayandı. Daha önceden faiz artırımına başladılar. Daha önceden gevşek para politikasını sona erdirdiler. Bilançoyu küçültmeye başladılar. Ve olayın Avrupa Merkez Bankası'na göre çok çok daha önce farkına varıp aksiyon aldılar. Dolayısıyla orada daha avantajlı Amerika. Bundan dolayıdır ki zaten Amerikan doları son geçtiğimiz haftalarda hem pound'a karşı hem de euro'ya karşı değer kazanıyor. Diğer taraftan Amerika ile aynı ya da benzer yakın hızda ilerleyecek olan İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artışları var. Dolayısıyla orada en iyi Amerika diyelim şu durumda. Çünkü gerektiği kadar ne gerekiyorsa faiz artırımı olsun ya da diğer tedbirler olsun enflasyonla mücadeleyi şu an ilk sıraya almış durumdalar.
Hem yönetim olarak, hükümet olarak baktığınızda Amerikan yönetimi hem de Merkez Bankası şu an enflasyonu düşürme konusunda gayet kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Yani bunun sonucunda neticeleri ne olur? Hani piyasaları nasıl etkiler diye düşünecek olursak böyle çok yumuşak bir iniş yapmayacağız gibi duruyor. Hatta JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon'un bugün bir açıklaması var. Hani traderlar, piyasada işlem yapanlar fırtınaya hazır olsunlar diyor. Çok sert satış fırtınasına hazır olsunlar diyor. Zaten önceden de bahsediyorduk. Hisse senedi piyasasında bir gereğinden fazla değerleme vardı. Bir balon vardı. Son işte geçtiğimiz aylarda %20'ye yakın bir satış yedik piyasada. Buradan %10-15 daha bir aşağı yönlü hareket alanı var gibi duruyor. Ama tabii ki yüksek enflasyon ortamında hisse senetlerinin değeri de o belli tabanı bulduktan sonra işte şu an 4100'lerde işlem görüyorsak kabaca 3600-3700'lerden itibaren tabanını bulmuş olur diye düşünüyoruz. Ve o seviyelerden yavaş yavaş enflasyondan dolayı yukarıya çıkar en azından. En büyük sıkıntı burada o çok düşük fonlama ortamında, sıfıra yakın ya da negatif fonlama ortamında gidip de bütün yatırımcıların, yani bu fonlamaya erişimi olan herkesin çok düşünmeden, taşınmadan her türlü menkul kıymette yatırım yaptığı bir dönemden geçtik. Bunun içinde kripto paralar da vardı, bunun içinde hisse senedi vardı, emtia da vardı. Sadece döviz tarafında çok ciddi bir hareketlilik gözlemlemedik, volatilite gözlemlemedik, oynaklık. Onu da şimdi zaten faiz artışlarıyla birlikte geçtiğimiz aylarda gözlemlemeye başladık. Bütün bu hard currency dediğimiz büyük para birimlerinde, dünyanın 8 büyük para biriminde hepsinde sert hareketler söz konusu. Ve bu hareketlerin temelinde de yine şey var, Amerikan doların değer kazanması var. Dolayısıyla Amerika ile hani Fed ile ECB'yi karşılaştıracak olduğumuzda Fed'in çok daha şahin bir yaklaşımda bulunduğunu söyleyebiliriz. ECB'nin geç kaldığını söyleyebiliriz. Ve geç kaldığı için de aynı yarışı arkadan başlayan koşucular gibi daha hızlı koşması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü baktığımızda enflasyon oranları Amerika, İngiltere ve Avrupa'da birbirine çok yakın. %7, 8, 9 o civarlarda devam ediyor. Amerika tarafında belki iki haneleri görmeyebiliriz ama mutlaka görünüş o ki Avrupa tarafında bu çift haneli enflasyon rakamlarını göreceğiz gibi geliyor önümüzdeki aylarda. Eğer çok sert ve hızlı tedbirler alınmazsa. Evet, bir de Amerika tarafında Başkan Joe Biden ve Fed Başkanı Powell bir görüşme gerçekleştirdi geçtiğimiz gün. Hazine Bakanı Janet Yellen de katıldı ve Yellen'dan enflasyon patikası konusunda yanıldım ancak enflasyonu düşürmek Biden'ın birinci önceliği açıklaması geldi. Bu açıklamayı nasıl okumak lazım ve enflasyon çerçevesinde öne çıkan diğer başlıkları da Amerika tarafında? Yani tabii Yellen'in baktığınızda bu kadar üst seviye bir ekonomi politikasında üst seviyede bulunan çok önemli görevlerde bulunmuş birinin bu açıklamayı bu kadar geç yapmış olması kötü. Ama en azından durumun farkına varması iyi. Neticede herkes hata yapıyor. Tabii ki para politikasına yön verenler piyasada çok kaygı oluşturmamaya çalışır. Genelde hani panik yapılacak bir durum varsa bile hani yangın çıktığında bile ne yapmak lazım? Binayı yürüyerek terk etmek lazım. Böyle birbirinizin üzerine çıkarak terk etmemek lazım. O zaman panik havasından dolayı ya yangının öldüreceği insandan daha fazlası orada arada ezilerek ölür. Aynı şekilde merkez bankaları ve hükümetler de batı tarafında bunu yapmaya çalıştılar ama şimdi herkesin gördüğü yangının büyüklüğünü biraz daha küçük göstermeye çalıştılar diyeyim. Şimdi biraz daha küçük göstermeye çalışmalarından dolayı da hani çok aşikar olduğu için enflasyon gelişi 2 kilometreden belliydi. Uzaktan geldiğini görüyorduk. Ama maalesef para politikası konusunda söz sahibi olan uzmanlardan, yetkililerden diyelim buna yönelik açıklama gelmiyordu. Ama biz kendi aramızda hani bankacılık camiasında, finans camiasında bunları konuşuyorduk. Yani devamlı bunun üzerine yorumlar yapılıyor, yazılar yazılıyor. İyi kötü belliydi bunun geleceği. Ama şimdi tabii bunun farkına varmış olması da şu demek. Yani evet biz yanıldık. Biz bunun geçici olacağını düşünüyorduk. Çok yüksek olmayacağını düşünüyorduk ama bir şekilde yüksek geldi. Geçici değilmiş. Bunların hepsinin farkına vardık ve bundan sonra da biz amacımızı, önceliğimizi enflasyonla mücadeleye verdik demesi çok önemli bir şey. Çünkü sorunun çözümü sorunu anlamaktan başlıyor. Yani sorunu anlamışsanız yarısını ya da kabullenmişseniz yarısını çözmüş sayılırsınız.
Dolayısıyla o tarafta biraz daha şey var, umut var diyelim. Amerika tarafında umut var. Ama diğer taraftan dediğim gibi yani ECB hala evet artırmamız lazım galiba gibi bir yaklaşımda bulunduğu için orada bir gecikme söz konusu. Amerika'nın biraz daha iyi idare edeceğini düşünüyoruz. Biraz daha hızlı bir şekilde diğerlerine nazaran enflasyonu kontrol altına alabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki önümüzde hani şu an bilmediğimiz olayları işin içine katmıyoruz. Nasıl mesela Rusya-Ukrayna savaşı gibi ya da pandemi gibi nasıl önceden bunları öngöremediysek önümüzdeki aylar, yıllar neler getirir ona da ayrıca bakmak lazım. O tarafı da incelemeden önce bir de imalat PMI rakamlarına bakalım isterseniz Euro bölgesinde. Beklentilerin hafif üstünde gerçekleşti 54,6 olarak. İmalat tarafındaki yansımaları ve şu an gündelik hayattaki üretim faaliyetlerini de aynı şekilde nasıl ele alırsınız Avrupa kanadında? Şimdi Avrupa tarafında PMI tabii ki hala elinin üzerinde olduğu için artış gösteriyor anlamına geliyor. Ama artış hızı gitgide azalıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde benim beklentim açıkçası bir ekonomik daralma kesinlikle gerçekleşecek Avrupa'da. Avrupa'da bu PIGS dediğimiz işte Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İspanya'nın sıkıntısı yine gelecek. Oradaki hani bu kenardaki ülkelerin ekonomik buhranları, bundan kabaca 10 yıl önce yaşadığımız işte Avrupa ekonomisinin Euro'nun geleceğini tehlikeye atıyor diye gördüğümüz zamandaki kriz, o kabusa tekrar uyanacağız gibi duruyor. Çünkü bu faiz artırımının geciktirilmesinde Merkez Bankası'nın geç davranmasının arkasında bu ülkelerin kırılgan ekonomilerini çok olumsuz etkilememe arzusu yatıyordu. Ama tabii ki yapacak başka bir şeyiniz kalmayınca acı reçete de olsa bunu uygulamak zorunda kalacaksınız. Bu olunca işte bu faiz artışı biraz daha sıkı para politikası gündeme gelince, piyasadaki likidite çekilince ne olacak? Bu ülkeler sıkıntıya girecek. Zaten enflasyon var. Bunun yanına bir de resesyon ekleyeceksiniz. Stagflasyona gideceksiniz. Zaten hani çok da hızlı karar alabilen, çok hızlı hareket edebilen, manevra yapabilen bir grup değil biliyorsunuz Avrupa Birliği. Dolayısıyla orada sıkıntılı bir döneme girecek bütün Avrupa. Yani gidip de bir şekilde hem ekonomiyi büyüteyim, hem işte PMI elinin üzerinde kalsın, hem enflasyonun üstünde hem faiz düşürmeyeyim. Bunlar kendi içinde çelişen kavramlar biliyorsunuz. Faizi yükselteceksiniz ki enflasyon düşecek. Çok basit bir denklem. Şimdi faizi yükseltirseniz de fonlama maliyetlerini de yükseltirseniz de yatırım tarafını yani ekonominin büyümesi tarafını olumsuz etkilemiş oluyorsunuz. Ekonomi hali hazırda çok sağlıklı olsaydı da ısınmış olsaydı bundan dolayı bir enflasyon gelmiş olsaydı o zaman büyüme azalırdı sadece. Ama hali hazırdaki duruma baktığımızda hani bir sonraki adımda ne olacak diye zaten kırılgan bir büyüme var. Zaten çok toparlanmamış bir hasta var. Yeni bir hastalık eklendi üzerine enflasyon geldi. Dolayısıyla olumsuz etkilenecek yani orada yapabilecek bir şey yok. Avrupa'nın hani çok önümüzdeki dönemde işte ekonomik büyümesi, enflasyonla mücadelesi çok tatlı geçmeyecek gibi duruyor. Biraz tatsız birkaç sene geçirebiliriz Avrupa tarafında önümüzde. Evet, aslında dünya tarafında da analizler biraz bu yönde. Resesyon tarafına siz de değindiniz. Dünya Bankası'nın da bir resesyon uyarısını takip ettik geçtiğimiz günlerde. Küresel durgunluk kaçınılmaz olabilir dedi kendisi. Dünya Bankası'ndan gelen resesyon uyarısına değinmiştim. Küresel durgunluk kaçınılmaz olabilir açıklamasını takip ettik. Ve pandemi konusunda da geride bıraktığımız ciddi büyük bir süreç söz konusu. Öte yandan Asya'daki artan vakaları takip ediyorduk. Şimdi orada da azalmalarla birlikte analizleriniz ne olur dünya çapındaki? Şimdi biraz önce bahsettiğimiz resesyon riski zaten pandeminin bittiğini varsayarak söylüyoruz. Yani pandemi gibi tekrar çok denklemde olmayan bir şey gelecek olursa ya da pandemi tekrar hortlarsa diyelim o zaman çok çok daha kötü bir tarafa gidiyor olacağız. Çok daha acı bir ekonomik resesyonla, daha büyük bir resesyonla, daha büyük enflasyonlarla mücadele edeceğiz gibi duruyor. Küresel olarak yaşadığımız sıkıntı şu, şimdi ikiye ayırırsak küresel piyasaları, bir tanesi gelişmiş ekonomiler, bir tanesi gelişmekte olan ekonomiler. Gelişmiş ekonomilerde bahsettiğimiz bu likidite
fazlalığı ve düşük faiz ortamından, yani fonlamanın neredeyse bedavaya gidip de Merkez Bankası'ndan fonlama alıp da istediğiniz yere yatırım yapma dönemi geçti. Ne alırsanız alın bunun fiyatının yükseleceği dönem geçti. Ya nereye yatırsam ya bu para boşta kalmasın diye düşüneceğiniz dönem geçti. Bunun yerine artık yapılan her yatırımın biraz daha incelenip sık dokunularak yapıldığı, gidip de hisse senedi piyasası olarak ya önüme ne gelirse alırım zaten yukarıya çıkar gibi bir düşünceden ziyade acaba hangi hisse senedini almalıyım noktasına geldik. Dolayısıyla batı tarafı bundan olumsuz etkilenecek. Yani tabii ki bir ekonomilerde daralma olacak. Enflasyon işte iki haneli rakamlara ulaştı. Bunun önüne geçmeye çalışacaklar. Burada bir fonlama maliyeti artışı söz konusu. Faiz artışı söz konusu. Tamam bu olumsuz etkileyecek batıyı ama şimdi şeye baktığımızda da gelişmekte olan piyasalara da baktığımızda bu piyasalar zaten çok ucuza borçlanmıyor biliyorsunuz. Yani gidip de kendi ekonomik açığınızı fonlamak için herhangi bir şekilde ticaret açığınız varsa bunu fonlamak için ya da aldığınız borç varsa bunu fonlamak için zaten yüksek maliyette alıyordunuz. Şimdi bu faiz oranları yukarıya gelince ne olacak? Sizin borçlanma oranınız yabancı para biriminde, dolar biriminde mesela dolar üzerinden çok çok daha pahalı olacak. Zaten büyük ekonomiler, çok oturmuş ekonomiler bile ciddi sıkıntı yaşarken, küçülürken, gelişmekte olan ekonomiler olarak da yine büyümede sıkıntı çekeceksiniz. Yine gitgide borçlanma maliyetleriniz artacak, gitgide alım gücünüz düşecek, biraz daha fakirleşeceksiniz gibi düşünün. Yani tüm dünya olumsuz bir yöne doğru gidiyor. Bunların arasında hani çoktan çok gider, azdan az gider değil de çoktan az gidecek, azdan çok gidecek yine genelde olduğu gibi maalesef ekonomide. Güçlü olanlar daha rahat ayakta kalacak, ekonomik daralmaya karşı daha dayanıklı olacaklar, daha dirayetli olacaklar. Ama zaten sıkıntıda olan, sallantıda olan ekonomiler biraz daha çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacak gibi duruyor. Bunu tüm gelişmekte olan piyasalar için söyleyebiliriz. Tatlı mı, tatsız? Ne yapmak lazım? Ona göre tedbir almak lazım. Yatırımlarda bu risklerin farkında olarak yatırım yapmak lazım. Bazen hani getiriler yüksek diye gerek bono tarafında ya da hisse senedi tarafında işte bunun değerlemesi düşük diye çok analiz etmeden, çok anlamadan yatırım yapmamak lazım eskisi gibi artık. Çünkü neyi bekliyoruz? Bizim beklediğimiz nedir? İşte %8-9 enflasyonların %0 faizlerle ortalarda birleşmesi ve bir şekilde faizler arttıkça enflasyonun aşağıya gelip %4-5 bandında kapa kapıya gelmesini bekliyoruz ki o zaman biraz dengeye binsin piyasalar. Ama %4-5 faiz dediğiniz zaman hani Merkez Bankası faizi olarak diğer taraftan baktığınızda nereye gidiyorsunuz? %4-5 faiz o zaman gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetleri de %10-15 arasına çıkacak. Bu da çok sürdürülebilir bir durum değil tabii ki. Hı hı. Ama bu tedbirler bir an önce alınırsa nasıl biz hani pandemide acı çektik, biraz ekonomiler küçüldü, insanlar dışarıya çıkamadı vesaire ama sonunda rahatladık. Herkes her yere gidiyor, sosyal hayatımızda çok ciddi bir etkisi kalmadı diyelim neredeyse. Bu da öyle olacak ama önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl çok tatlı geçmeyecek maalesef küresel olarak. Muhammed Bey, bir de başlıkların biraz özeline inecek olursak enerji ve gıda tarafına örneğin Avrupa Birliği'nde liderler zirvesinde Rusya'ya karşı çıkan ambargo kararıyla da birlikte, petrol ambargosuyla da birlikte belli yansımaları görmüştük. Süre gelen yansımalar gıda tarafında da aynı şekilde var. Güncel tabloda sizin analizleriniz neler olur? Şimdi Avrupa tarafında hani bu ambargo ile birlikte aslında ambargo uygulanabilir. Biliyorsunuz Elon Musk'ın şeyi var, bu Solar City'si var. Neredeyse tüm şehirleri, ülkeleri aydınlatabilecek kadar, işte enerji ihtiyacını karşılayabilecek kadar güneş enerjisinden pillere enerji depolanması söz konusu. Bunu ne kadar hızlı uygulayabilirler zannetmiyorum ki çok sıkıntı çıksın. Tabii ki hani bu lityum iyon pillerin üretiminde de yine o Çin, Rusya'nın etkisi var. Onların da üretimi eskisi kadar kolay olmayacak. Ama bu tarz çözümler var. Dolayısıyla bu çözümler Avrupa ekonomisini zaten olumsuz etkileyecek. Çünkü bir geçiş yapacaksınız. Alışık olduğunuz sistemden hiç bilmediğiniz yeni yatırım yapacağınız bir sisteme geçeceksiniz. Vakit alacak.
Bir de doğal olarak yani Rusya'ya en yakın bölge onlar olduğu için ve maalesef Avrupa'nın İngiltere ve Amerika kadar enerji kaynaklarını güvenliğe alma gibi bir durumu söz konusu olmadığı için biliyorsunuz hani birçok savaş bu petrol yüzünden başlar vesaire. Özellikle İngiltere ile Amerika bunun başını çeker. Yani takdir edersiniz, etmezsiniz, eleştirirsiniz ama neticede bu ülkeler kendi menfaatlerini korumak için gidip gerekirse hani çok insanidir, değildir, doğrudur, yanlıştır. Bir şekilde enerji kaynaklarını kontrol altına almışlar, enerji güvenliğini sağlamışlar. Avrupa'da bu durum söz konusu değil. Zaten bunların arasında en büyük endüstriyel ülke hangisi? Almanya. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra askeri olarak kolu kanadı kırılmış bir ülke. Çok hani kendi ufak girişimleriyle bir uluslararası bir denge oturtmaya çalışıyor ama onun haricinde bir Fransa gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi değil bu anlamda. Onun için de herhangi bir şeyi yok. Enerji kaynağına erişimi yok birebir. Rusya'ya bağımlı. Bundan kurtulmak için de yenilenebilir enerjiye geçecekler. Ha şimdi tabii ki Rusya'dan kurtulalım derken siz Almanya'nın Rusya'ya bağımlılığını sona erdirirseniz o zaman da kimseye bağımlı olmayan bir Almanya çıkacak. Zaten hani uzun süreden beri bütün dengeler biliyorsunuz Almanya ve diğer taraf Anglo-Sakson kanat olarak biraz daha uluslararası piyasada, uluslararası jeopolitikte bir soğuk savaş var son dönemlerde. O tarafta Almanya'nın lehine olacak bir şey yani Avrupa'nın lehine olacak bir şey. Ama arada acı çekecekler. Yani arada bu çok kolay, çok yumuşak bir geçiş olmayacak. Maalesef olumsuz etkilenecek bütün Avrupa. Evet, Muhammed Bey, teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerli analizleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir bizlere eşlik etti değerli izleyenler. Noktalıyoruz burada. Az sonra son seans programında Özlem Karakulukçu sizlerle olacak. Hoşçakalın.